Herkese merhaba, ben Semih. Sizce bir Noel gecesi en fazla ne kadar kötü geçebilir? Az sonra anlatacağım olay kanınızı donduracak. Bunun gibi ve daha farklı içeriklerin daha sık gelmesini isterseniz ve bana destek olmak isterseniz YouTube kanalıma abone olmanız ve videolarımı beğenmeniz fazlasıyla yeterli. Aynı zamanda diğer podcastlerime ve farklı bir kanalda yayınladığımız komedi kategorisindeki Aynen Podcast'e açıklamadaki linklerden ulaşabilirsiniz. Hadi şu olaya bir göz atalım. Büyükannemi ziyaret etmeyi seviyorum. Her zaman en sevdiğim yiyecekleri en büyük miktarda yapıyor ve beni çok şımartıyor. Üniversite hayatının koşuşturmacası arasında çocukluğuma dönmek ve birkaç haftada birkaç saatliğine kendimi şımartmak çok güzel. 6 torunu olmasına rağmen en sevdiğinin ben olduğumu açıkça belirtti. Çoğu zaman tüm aileyi akşam yemeğine çağırırdı ve onlar gittikten sonra benim için yaptığı güzel şeyleri ortaya çıkarırdı. Genellikle tüm aileyle birlikte büyük bir Noel yemeği yeriz. Ancak yıllar gittikçe ve gençler büyümeye başladıkça toplanma sayısı giderek azaldı. Geçen yıl herkes zavallı büyükanneyi unutarak çoktan planlar yapmıştı. Onları suçlamıyorum. Ama genellikle bu ziyaretlerin onun için ne kadar önemli olduğunu unutuyorlar. Özellikle de büyük babam öldüğünden beri. Bu yüzden onunla telefonda konuştuğumda bana herhangi bir planım olup olmadığını sorduğunda ona yalan söyledim. Ve planım olmadığını söyledim. Beni kibarca davet etme fırsatını hemen değerlendirdi ve daha da ileri giderek onun evinde kalmamı teklif etti. Yıllardır kullanılmayan bir oda olduğunu ve orada kalabileceğimi söyledi. Hemen evet dedim ve bunun onu ne kadar mutlu edeceğini fark ederek burada kalmayı kabul ettim. Arkadaşlarımla yaptığım planları başka bir şeyin ortaya çıktığını söyleyerek iptal ettim. Biraz sinirlenseler de sonuçta içki partileri ben orada olsam da olmasam da devam edecek. Bu büyükannemle geçireceğim son Noel'di. Noel arefesinde büyükannemin evine vardım ve beni her zamanki gibi sımsıkı kucaklayarak ve öpücüklerle karşıladı. Bana yemek ikram etmeye başladığında zar zor içeri girebildim. Zaten sadece yiyebileceğimiz bir büfe olarak tanımlanabilecek bir şey yapmıştı. İçeri girdik ve işimiz bittiğinde bana geceyi nerede geçirebileceğimi gösterdi. Burası küçük, şirin bir yatak odasıydı. Ve anlaşılan o ki burası annemin küçükken kaldığı odasıydı. Büyükannem Noel babanın işini aksatmaması için Noel gecesi odamdan çıkmamamı söyledi. Eğer gerçekten tuvaleti kullanmam gerekiyorsa kullanabileceğimi ama son derece sessiz olmamı ve aşağıya inmememi söyledi. İyi bir hediye almamı sağlamak için yatmadan önce yapmam gereken şeylerin bir listesini komedinin üzerine bıraktı. Onunla birlikte bu oyunu oynamaya ve kurallara uymaya karar verdim. Ona yatmadan önce o listeyi okuyacağımı ve gereken her şeyi yapacağımı söyledim. Ve o da bundan memnun görünüyordu. Bana iyi geceler diledi ve odadan çıktı. Oraya yaptığım yolculuktan ve yediğim muazzam akşam yemeğinden oldukça yorulmuştum. Bu yüzden yatağa uzandım ve birkaç dakika içinde istemsizce uykuya daldım. Fakat birkaç saat sonra nedensizce uyandım. Saatime baktığımda saat gece 3'ü 1 geçiyordu. Aşağıdan mutfaktan bir bardak su almak için kalktım ve büyükannemi uyandırmamak için herhangi bir yüksek sesten kaçınmaya veya ışıkları açmamaya çalışarak sersemleşmiş bir halde karanlıkta yürüdüm. Aşağı inip mutfağın ışığını açtım ve bir bardak su içtim. Oturma odasındaki Noel ağacına baktım ve dekorasyon ışıklarının parıltısının altındaki bir şey dikkatimi çekti. Üzerinde Noel Baba için yazan küçük bir kağıt bulunan küçük bir tabak vardı. Kurabiye ve süt sandım. Ama yaklaştıkça tabağın boş olduğunu fark ettim. İçinde kırmızı bir sıvı vardı ve tabağın hemen yanında küçük bir kova vardı. Açıkçası bunu tuhaf buldum ama büyükannemin onu kaldırmayı falan unutmuş olabileceğini düşündüm. Mutfağın ışıklarını söndürüp odama döndüğümde aklıma büyükannemin verdiği liste geldi. Komedinin üzerinden alıp okumaya başladım. Sevgili James, Noel'de beni ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Büyükannenizi gerçekten mutlu ettiniz. Artık Noel, bu evde muhtemelen alışık olduğunuzdan biraz farklı. Bu nedenle listedeki kurallara uymanız çok önemli. 1. Pencerelerinizi mutlaka kapatın ve düzgün kapatıldığından emin olun.
Bu eski pencereler bazen düzgün çalışmıyor. Bu yüzden soğuk havanın geldiğini hissederseniz bunu direkt olarak bana bildirin. 2. Akşam 9'dan sonra şömineye odun koymayın. Baca kaynıyorsa ya da hala duman varsa Noel Baba çok kızacaktır. 3. Süt ve kurabiyeleri unutmadınız değil mi? Okumayı bıraktım ve elimdeki listeyi kıkırdadım. Büyük annem açıkça çocukluğumdaki gibi Noel Baba'nın temel kurallarına uymamı istiyordu. Ama ben yine buna uymaya karar verdim ve listeyi okumaya devam ettim. Bu evde süt ve kurabiye kullanmıyoruz. Çiğ et ve kan kullanıyoruz. Zaten Noel ağacının yanına bir kova bıraktım ve tabağa koyduğum bir parça çiğ tavuk var. Noel Baba kesinlikle buna bayılıyor. 4. Pencerenizin çizilmesi veya vurulması sesiyle uyanırsanız görmezden gelin. Odanız ikinci kattadır. Ulaşma imkanı yoktur. Aslında oraya bakmamak en iyisi. Ama sizi çağıran birini görürseniz orada değilmiş gibi davranın. Pencereyi dışarıdan açmaya çalışabilirler. Bu nedenle pencereleri kapalı tutmak çok önemli. 5. Mutfaktan hırıltı geldiğini duyabilirsiniz. Sorun değil. Çünkü Noel Baba asla yukarı çıkmıyor. Ve tavuğu zaten onun için bıraktığım için bu onu tatmin etmeli. İşte tam bu noktada büyük annemin benimle dalga geçtiğinden emindim. Ta ki arkamdaki pencereye 3 hafif vuruş sesi duyana kadar. Listeye bakarken olduğum yerde donup kaldım. Ama neredeyse oraya doğru bakıyordum. 3 hafif vuruş daha duyuldu. Ama onları duyduğumu belli etmemek için elimden geleni yaptım. Bir kez daha 3 kez vuruldu. Ve ardından çizilme sesleri başladı. Önce yavaşça, sonra daha da yüksek sesle. Sanki bir fare duvarı ısırmaya çalışıyormuş gibi. Tamamen duruncaya kadar bu yaklaşık 1 dakika sürdü. Ancak bu gerçekleştiğinde konumumu hafifçe değiştirecek kadar cesaret toplayabildim. Bu bir hataydı çünkü pencereden sızan ışıktan yere baktığımda insansı bir silüet biçimindeki gölgenin uzadığını gördüm. Kesin olarak söyleyemedim. Ama oradaki her kimse 2 elini de pencereye dayamış ve doğrudan bana bakıyormuş gibi görünüyordu. Yapılacak en iyi şeyin dikkatimi dağıtmak için listeyi okumaya devam etmek olduğuna karar verdim. 6. Siz uyurken biri odanıza girerse ve uyanırsanız hala uyuyormuş gibi davranın. En kötü senaryoda kişi yatağınızın kenarına oturacak ve sizi gözlemleyecektir. Bu nedenle uyanık olduğunuzu ona belli etmemek için elinizden geleni yapın. Nefeslerini boynunuzda hissediyorsanız ve giderek yaklaşıyorsa uyanık olduğunuzu anlamışlar demektir. 7. Aşağıdan size seslendiğimi duyabilirsiniz. Aldırış etmeyin. Gece hiçbir şekilde aşağı inmeyeceğim. 8. Son ve en önemli kural. Tuvalete gitmek için kalktığınızda asla ve asla evdeki ışıkları açmayın. Karanlıkta sizi fark etmekte zorlanıyor. Ama ışıkları açarsanız gittiğiniz her yerde sizi takip edebilecek ve kapınızı kilitlemenin bile faydası olmayacaktır. 9. Bu basit kuralları takip edin ve sabah Noel hediyelerinizi açalım. Sevgiler, büyük annen. Okumayı bitirdiğimde çizilme ve çarpma çoktan durmuştu. Ve penceredeki gölgede kaybolmuştu. Yatağa girdim ve titreyerek, ama soğuktan değil, başımı örttüm. Gecenin bir vakti kapımın açıldığını duydum. Ama ayak seslerini ve alçak hırıltı sesini görmezden gelmek için elimden geleni yaptım. Ya bayıldım ya da bir süre sonra uykuya daldım. Ama tek bildiğim, alt kattan mutfaktan gelen sese uyandım. Birden ayağa fırladım. Odaya ve pencereye baktım. Şakaklarımı ovuşturdum. Ve gördüğüm kabusu düşündüm. Odamdan çıktım. Ve hemen büyük annemin alt kattan hediyeleri açmam için beni çağırdığını duydum. Ona geleceğimi seslendiğimde aniden bileğimde bir tutuş hissettim.
Arkamı döndüğümde büyükannemin bana gözlerini kocaman açtığını gördüm. Eğildi ve titreyen sesiyle kulağıma fısıldadı. Talimatlara uymayıp ışıkları açtın değil mi? Video ve olay hakkındaki görüşlerinizi veya önerilerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Sizler de bana ait olan Paranormal Hikayeler TR isimli Reddit sayfamda başınızdan geçen korkunç, paranormal veya kurgusal korku hikayelerinizi paylaşabilirsiniz. Bana destek olmak için kanalıma abone olmanız ve videomu beğenmeniz fazlasıyla yeterli. Az sonra 20 veya 30 saniyelik bir aynen podcast kayıt kesidi duyacaksınız. Eğer ilginizi çekerse takibi alabilirsiniz. Bir sonraki görüşmemize dek kendinize çok dikkat edin. O kadar net hatırlıyorum ki anıyı. Çünkü acayip şok olmuştum bunu gördükten sonra. Gece kreşe gittik işte. Öğretmenler ya yok ya da öğretmen de falan uyuyor. Tam hatırlayamıyorum. Şimdi öğretmen masasının oraya gittik biz. Uyku alanından çıktık gizlice. İşte kız kuzenim Berkay bir de ben. Oturduk üçümüz de sandalyeye, tamam mı? Zaten miniciyiz. Üçümüz de yan yana sığdık sandalyeye. Ben ortadayım. Berkay sağ tarafımda kafasını böyle sarkıtmış dışarı. Önümüzde de masa var. Ben de sandalyeyi hunharca çeviriyorum böyle. Masadan destek alıp çeviriyorum. Bok var sanki. Kanka masaya bir çarptı ama sandalye. Ama bak havada dönen bir şey gördüm. Bak çok zaten alçaktaydı da hani yere dönerek düşen bir yıldız gördüm. Böyle kolum açılmış. Şöyle bir ses geldi bak sonra anım kesiliyordu.